Merhaba çocuklar. Ben Işıl Uzun, Özel Bilicik Edebali Koleji 3. sınıf öğretmeniyim. Bugün sizlere çocuklar hayat bilgisi dersi anlatacağım. Hayat bilgisi dersimiz bu seneki müfredatımız 6 üniteden oluşmaktaydı. 5 ünitemizi bitirdik. 6. ünitemiz olan Doğada Hayat ünitesine başlamıştık. Bu ünitemizi de 4 başlık altında toplamıştık. Bu başlıklarımızı hatırlayalım. Evet birinci konu başlığımız bitkiler ve hayvanlar. İkinci konu başlığımız doğa gösteriyor. Üçüncü konu başlığımız insanın doğaya etkisi. Dördüncü konu başlığımız da hepimiz sorumluyuz. Bunlardan ilk iki konu başlığımızı bitkiler ve hayvanlar ile doğa gösteriyoru sizlere anlattım. Şimdi çocuklar bugünkü konumuz insanın doğaya etkisini anlatacağım. Evet hep birlikte dinleyelim bakalım insanın doğaya nasıl etkileri varmış. Evet üçüncü bölüm insanın doğaya etkisi. Doğa canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu bir yaşam alanıdır. Evet çocuklar doğada sadece canlı varlıklar değil canlı ve cansız varlıkların bir arada olduğu bölümdür. Bir yaşam alanıdır. Ancak insanlar yaşadıkları bu alanı çevreyi bencilce davranarak yok etmekte bu alana zarar vermektedir. Evet Çocuklar biz canlı varlıklar olarak üç gruptaydık. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler ama çocuklar doğaya zarar veren tek canlı türü insanlardır. Hayvanların veya bitkilerin doğaya vermiş oldukları bir zarar yoktur. Biz insanlar bazen çok bencil davranarak doğayı yok ediyoruz ve bunun zararlarını da zaten kendimiz çekiyoruz. Bu zarardan insanın kendisi de etkilenir. Hava, su ve toprağın kirletilmesi, insanların nefes almasını beslenmesini ve sağlığını olumsuz etkilemektedir. Evet biz insanlar doğaya, çevreye bencilce davranarak zarar verdiğimizde çocuklar havayı kirletiyoruz, suyu kirletiyoruz ve toprağı kirletiyoruz. Bakın hava, su ve toprak e, canlı yaşamının devam etmesi için çok önemli olmazsa olmaz üç maddedir çocuklar. Eğer biz bunlara zarar verirsek hava kirlenir ve biz bu havayı soluyoruz. Su kirlenir, suyu içiyoruz. Temizliğimizi bununla karşılıyoruz. Toprak kirlendiği zaman da yediğimiz yiyeceklerin büyük bir kısmını zaten biz topraktan elde ediyoruz. O yüzden de bu üçünün kirlenmesi insan sağlığını son derece olumsuz etkilemektedir. Yani şu an ıı, teknoloji ilerliyor. Tıp bununla beraber tıp da ilerliyor. Ama çocuklar şu da var ki hastalıklar da ilerliyor. Yani e, hani evde mesela büyüklerinize bir sorun. Ben bile mesela hiç daha önce hani böyle bir virüs tehdidi yaşamamıştım. Böyle karantinalar, sokağa çıkamamalar, işte binlerce insanın ölmesi gibi durumu bu yaşıma kadar hiç yaşamadım. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ki evde büyüklerinize, babaanne, anneanne veya telefonla arayarak onlara sorsanız onların zamanında çok daha az sayıda hastalık vardı. Her geçen gün birçok şeyler ilerlemesine rağmen hastalıklarda da aşırı bir şekilde ilerleme görülüyor. O da neden? Çünkü hava kirlendi, su kirlendi ve toprak kirlendi. Bunlardan kaynaklı da insanların hastalıkları da artış göstermeye başladı. Günden güne kalabalıklaşan dünyamızda insanlar kendilerine yeni yerleşim alanları, köprüler, tüneller, yollar, limanlar, metrolar, fabrikalar yapmaktadırlar. Bunları yaparken dağları delmekte, nehir yataklarını değiştirmekte, ağaçlık alanları yok etmekte ve denizde yaşayan canlıları olumsuz etkilemektedirler. Çocuklar, evet, bunlar maalesef yapılıyor. Bunların bir kısmı ihtiyaç, yani köprüler, tüneller, yollar, hani ulaşım ağını zenginleştirmek adına yapılan şeyler bunlar. E, fabrikalarda bir sürü yeni ürün elde ediliyor. Ama işte bunlar yapılırken de biz doğal ortama çok fazla zarar veriyoruz. Yani bir Kocaman bir site yapılması için yüzlerce ağaç kesiliyor. Aynı şekilde tüneller, yollar yapılırken ağaçlık alanlara zarar veriliyor. Hani bir şeyi hayata katmaya çalışırken başka şeyleri de hayattan götürüyoruz. Bu tip konularda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü dünya üzerindeki insan nüfusu da hızlı bir şekilde arttığı için ihtiyaçlar da artıyor çocuklar. Önceden 100 tane ev insanların ihtiyacını karşılarken şu an 1000 tane ev insanlara yetmiyor artık. Sizler de görüyorsunuz çok hızlı binalar yapılmaya başlandı. Çok hızlı yapılaşmalar var. Her gün yeni yollar yapılıyor. Mesela Bilecik'te bile şu an Bursa yolu inşaat halinde olan bir yol yapılma çalışmaları var. E tabi bunlar yapılırken de ister istemez doğal yaşam bundan fazlasıyla zarar görüyor. İnsanoğlunun doğa üzerindeki etkileri doğal yaşamı bozmakta birçok canlının yaşam alanlarını terk etmelerine neden olmaktadır. Evet çocuklar bu da önemli bir konu. Bizler doğal yaşamı bozuyoruz. Evet bunu az evvel de söyledik. İster istemez yapıyoruz bunu. Çünkü insanlık sayısı arttıkça, insanların sayısı arttıkça dünya nüfusu ihtiyaçlar da bununla beraber artıyor. Arttığı için de ee, bir şeylerin yapılması gerekiyor. E bunlar da artık e, şehirler zaten yeterince büyük olduğu için şehirlerin çevresindeki e, doğal yaşam alanları bozulmak zorunda kalıyor. Bunlar bizi etkilediği gibi çocuklar, hayvanları da birçok canlı türünü de etkiliyor. Çünkü burada ormanda yaşayan, ağaçların üzerinde yaşayan bir sürü hayvanlar var ve bu hayvanlar doğal yaşamları bozulduğu için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani şöyle düşünün: bir eviniz var ve eviniz yıkılıyor, yerine yol yapılacak. E siz de o evinizden çıkmak, başka yerlere gitmek zorunda kalırsınız ve biz de işte hayvanlara aynen bunları yapıyoruz çocuklar. İnsanlar kendi yaşam alanlarını genişletirken başka canlıların yaşam alanlarını daraltıp yok edebilmektedir. Yine insanların sebep olduğu çevre kirliliği havayı, suyu ve toprağı kirleterek pek çok canlının yaşamını tehdit etmektedir. Evet çocuklar suda yaşayan birçok canlı var, toprakta yaşayan birçok canlı var ve biz bunları kirleterek bu canlılara da ister istemez zarar vermiş oluyoruz. Mesela e, çok dolaylı bir şey düşünelim. Biz toprağı kirlettik. Toprak kirlendiği zaman, e, zehirli maddeler toprağa karıştığı zaman e, toprak da artık zararlı bir hale geliyor. Biz o toprakta tarım yapıyoruz. Tarım yaptığımızda orada hani e, domates, biber dışında ot bile çıktığı zaman sağlığa zararlı bir hale geliyor. E, inekler, koyunlar, kuzular, keçiler bu otları yiyorlar. E, biz daha sonra ne yapıyoruz mesela? Bu otları e, kesiyoruz ee, bu otları hayvanlar yiyorlar aynı şekilde biz bitkileri kullanıyoruz bizim sağlığımız zarar görüyor e sonra hayvanlar bununla beslendiler hayvanları kesip yiyoruz etlerini etleri de artık zararlı bir hale geliyor yani farkında olmadan bir zincir gibi yaptığımız en ufak bir hata birçok canlı türünü eh, tehdit ediyor birçok canlı türüne zarar vermeye başlıyor. Bu olumsuz etkiler yüzünden nesli tükenen veya tükenmekte olan çocuklar bazı canlılar var. Yani iş bu duruma kadar geldi. Çünkü canlılar e, sürekli yaşam alanları e, kayboluyor. Onlar ormanlarda yaşarken e, biz ormanları yakıyoruz. Ağaçları kesip yerine evler yapılıyor, stadyumlar yapılıyor, AVM'ler yapılıyor, işte hastaneler yapılıyor. Yani bunlar da bir ihtiyaç, bunlar da yapılmak zorunda. Ama işte bir taraftan da biz doğal yaşama fazlasıyla zarar veriyoruz ve bu hayvanlar sürekli kendilerine sığınacak bir yer bulmak zorunda kalıyorlar. E bu göçler e, göçler sonucunda da birçok hayvanların nesli tükenmeye başladı. Çünkü gittikleri yerde e, yiyecek bulamayabiliyorlar, i̇şte kendilerine barınak bulamayabiliyorlar veya hava şartları onlar için uygun olmayabiliyor. Ve e, dünya üzerine çocuklar e, geçmişten bugüne kadar birçok canlının nesli tükendi. Artık bu canlılar dünyamızda yoklar. Bunları kaybettik ve şu an nesli tükenmekte olan canlılar da var. En azından bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Şimdi ben sizlere bunların bir kısmını, bakın, ben buraya birçok canlıyı yazdım, fakat bunlar bir kısmı. Sizler de internetlerinizden nesli tükenen canlılar diye araştırma yaparak bunlara ulaşabilirsiniz çocuklar. Pek çok sayıda canlı var. Ben size bir kısmını buraya yazdım. Evet dinozorlar çocuklar hepimizin bildiği gibi nesli tükenen canlılardan cava kaplanları bazı fok türleri karayip keşiş foku diye bir fok türü var. Bu fokun e, nesli tükendi mesela. Dodo bu bir kuş türü çocuklar. Bazı kaplumbağa türleri pinta kaplumbağası mesela. Bazı gergedan türleri siyah batı gergedanı bunun nesli tükendi. Hatta bazı gergedan türlerinin de nesli tükenme aşamasında yani sayıları 150-200 civarında kalan tüylü budur gergedenler var mesela. Onların da nesli tükenme aşamasında. Evet tüylü mamutlar, e, Pirene dağ keçisi, Meksika boz ayısı. Bunlar çocuklar nesli tükenen canlılar. Artık bunlar doğa üzerinde yoklar. Bunları maalesef kaybettik. Artık bunlar için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama şu an sayacaklarım için yapabileceğimiz çok şey var. Evet bunlar da çocuklar, nesli tükenmekte olan canlılar. Yani dünya üzerinde yaşam alanları sürekli daraldığı için çok geniş bir tabiatta yaşarken şu an çok küçük tabiatlarda yaşamak zorunda kaldılar ve sayıları her geçen gün azalmakta. Şimdi bunlara bakalım. Neymiş bu canlılar? Evet, çitalar. En hızlı hayvanlardan bir tanesidir çitalar çocuklar biliyorsunuz kedigillerden. Nesli tükenmekte olan canlılar grubunda. Sumatra orangutanı. Bunlar da sadece Sumatra bölgesinde yaşayan bir orangutan türü. Böyle kocaman burunları var. Bunların da çocuklar nesli tükenme aşamasında. Kutup ayıları aynı şekilde. Bunlar da çocuklar e, maalesef ki yanlış avlanmalar sonucunda kutup ayılarının da nesli tükenme aşamasında. E, Magellan penguenleri, bazı goril türleri, Sumatra kaplanı. Bakın Sumatra'da e, orangutanlar da kaplanlar da nesli tükenmekte olan canlılar grubunda. Demek ki Sumatra da bu doğaya olan zarar çok daha fazla olduğunu anlayabiliyoruz. Evet bazı gelincik türleri, yayın balıkları, deniz iguanası, başaklar, karette karettalar çocuklar. Bunlar ülkemizde de biliyorsunuz Fethiye'de Dalyan taraflarında, Muğla Dalyan'da karette karettalar var. bunlar da nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları, çizgili sırtlan komodo ejderi, pandalar, Meksika yunusu, oklu kirpi, ceylan, kunduz, kelaynak kuşları. Ülkemizde de çocuklar bunlar nesli tükenmekte olan canlılar grubunda. Çocuklar sadece e, bu arada hayvanlar değil nesli tükenmekte olan canlılar. Canlılar biliyorsunuz bitkiler de canlıdır. E, bitki türlerinde de çok fazla azalma var. Bitkilerden de bazı orkide türleri Mesela orkide türü artık her geçen sayıda, her geçen gün sayısı azalmakta. Bazı palmiye türleri ve bazı ağaç türleri çocuklar, mesela mercan ağacı gibi bazı bitki türlerinin de nesli tükenmekte. Artık çok az sayıda dünya üzerinde kaldılar. Eğer ki bunlara sahip çıkmazsak çocuklar, bunlar da nesli tükenen canlılar grubuna girecekler. Evet. Peki insanlar doğaya hep zarar mı verirler? Tabii ki hayır. İnsanlar Doğal dengeyi bozmamak ve korumak için de çalışmalar yapmaktadırlar. Bilim insanları nesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerini ve bunların yaşam alanlarını koruma altına almaktadır. Evet çocuklar insanlar doğaya sadece zarar vermiyorlar. Evet verdiğimiz zararlar çok büyük ama sadece zarar vermiyoruz. Fakat... E, yani bu e, çok yakın yüzyıllarda oluşan bir şey. Eskiden e, dünyanın dünyadaki hayatın başlamasından bu yana insanlar doğaya verdikleri zararın farkında değillerdi. Son yüzyılda bunun farkına varmaya başladılar. Yani suların kirlendiğini, havanın kirlendiğini, toprağın kirlendiğini ve bununla birlikte bitkilerin ve hayvanların zarar gördüğünü, insan sağlığını tehdit eden birçok şeyin ortaya çıktığını, hastalıkların arttığını son yüzyılda fark etmeye başladılar ve bunun için çalışmalar yapılmaya başlandı. Mesela eskiden fabrika bacalarına filtre yokken hani şu an bunlar sıkı denetim altında hava kirlenmesin diye filtreler takılıyor. takılıyor. E, arabaların egzozlarına bile bunlar takılabiliyor. İşte nesli tükenmekte olan hayvanlar ve bitkiler özel alanlarda koruma altına alınıyor çocuklar. Avcılar tarafından avlanmasınlar diye. Bitkiler yeniden yetiştirmeye başlandı. İnsanlık şu an e, Maalesef ki yıllar boyunca doğaya verdiği zararın yeni yeni farkına varmaya başladı ve bununla ilgili de çocuklar çeşitli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca bizler de çocuklar bizler de bir şeyler yapabiliriz. Yani her şeyi bilimden beklememek gerekiyor. Hani her şeyi bilim insanları yapsın. Biz seyredelim gibi bir durum söz konusu değil. Bizler de küçük küçük yardımlarla doğaya katkıda sağlayabiliriz. Mesela neler yapabiliriz? Yerleşim bölgelerini ağaçlandırarak. Yani evlerimizin bahçelerine, işte köyümüz varsa köyümüze, köyümüze giderken yollara ağaçlandırma yapabiliriz. Yani bunları bazen hatta Orman işletme ağaçları veya ziraat bedavaya ağaç veriyor çocuklar. Bu ağaçları çeşitli yerlere dikerek sizler de doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Evet kaynaklarımızı su, benzin gibi kaynaklarımız çocuklar tasarruflu kullanarak doğaya katkı sağlayabiliriz. Geri dönüşüme destek vererek bakın bu çok önemli evimizdeki lütfen metal, plastik, e, kağıt, cam gibi yağ gibi e, pil gibi aynı şekilde Bunların hepsini çocuklar ayrı bir şekilde geri dönüşüm atıklarına atarsanız doğaya fazlasıyla destek vermiş olursunuz. En azından e, zaten ihtiyaçlar doğrultusunda doğa tahrip ediliyor. Hani En azından bu tahribatı en az seviyeye çekmiş oluruz. Yani sadece ev yapılmak için veya bir okul yapmak için ağaç kesilmiş olsun. Ama biz... Kağıtları, işte tuvalet kağıtlarını, peçeteleri fazla fazla kullandığımız zaman fazla fazla da ağaç kesilmek zorunda kalıyor. En azından kullandıklarımız yeniden değerlendirilirse e, biz de bu tahribatın önüne geçmiş oluruz. Evet fabrika bacalarına filtre takarak bu filtreler çocuklar e, fabrika bacasından çıkan zehirli gazları önlüyor. yani havayı temizleyip temiz havayı dışarıya veriyor. Çok önemli bir şey, havanın kirlenmemesi için. E, aynı şekilde çöpleri özellikle doğada kaybolmayan eşyaları doğaya atmayarak mesela cam doğada çok geç kaybolan bir şey aynı şekilde metaller bunlar doğada çok geç kayboluyor çocuklar bunları mutlaka geri dönüşüme kazandırmamız gerekiyor doğanın korunmasına bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz mesela yağmur e, Fabrika bacalarına filtre takılması dedik. E, fabrikalardan zehirli dumanlar çıkıyor ve bunlar havaya karışıyor çocuklar. Hava kirleniyor. Yağmur ve kar yağdığı zaman hava e, havadaki pislik, e, zehirler, bunlarla birlikte toprağa iniyor bu sefer. Mesela biz çok küçükken çocuklar yağmur yağdığı zaman büyüklerimiz bize şey derlerdi. Çıkın yağmurda yürüyün, saçlarınıza çok iyi gelir, cildinize çok iyi gelir derlerdi. Biz çok küçükken mesela kar yağdığı zaman karı yerdik ve kimse bize yemeğin o pis demezdi. Ama şu an mesela öyle değil artık. Çünkü benim çocukluğumda ben bir de köyde büyüdüğüm için çok daha fazla yani çok fazla kimyasal yoktu etrafımızda. E, köy bir de daha yeşil bir alan olduğu için hava çok daha temizdi. Ama şu an mesela yağmur yağdığında hani eğer arabanız varsa kapının önündeki arabaya bakın bir yağmurdan sonra. Arabanızın üstüne çocuklar çamur yağmış gibi oluyor. Balkonlarımız simsiyah veya kırmızı toz, toprak içinde kalıyor. İşte havadaki pislik yağmur ve karla birlikte toprağa iniyor. E toprağa iniyor gene biz toprağı kirletmiş oluyoruz. Yani o yüzden hani bu, bu gidişata birilerinin çocuklar dur demesi gerekiyor. Dünyada yaşam alanı oldukça, oldukça dar olan bazı bitki ve hayvan türleri bulunmaktadır. Bu canlıların başka bir yerde yaşama şansları olmayıp o bölgeye özgüdürler. Çocuklar, bazı canlılar, bunlar bitkilerde de var, hayvanlarda da var. Sadece belli bölgelerde yaşıyorlar. O bölgeye özgüler. Mesela bizim ülkemizde fil yok. Neden? Çünkü filin yaşam şartlarına bizim ülkemizin iklimi uygun değil. Aynı şekilde bazı bitki türleri de öyle. Mesela belgesellerde görmüşsünüzdür. İşte Amazonlar var. Çok böyle büyük ormanlar var. E bu ormanlarda mesela bir sürü bitkiler var. Biz oradan bir bitkiyi alıp Türkiye'ye getirsek veya Bilecik'e getirsek diktiğimizde bu bitkiler yaşamıyor. Mesela tatil yerlerine gidiyoruz, ülkemizde bile e, hani tatile güney taraflarına gittiğimizde tatil yerlerinde çok değişik çiçekler görüyoruz. Oradan o çiçeklerden çok özenip alıp getirdiğimizde e, Bilecik'te yaşamadığını fark ediyoruz. Çünkü oralar çok sıcak, bizim buralar daha soğuk. Mesela oralarda hiç kar yağmıyor bizim bu taraflarda kar, kar yağıyor. O yüzden çocuklar bitkilerde de hayvanlarda da bazı bazı türler sadece belli bölgelerde yaşarlar. Başka bölgenin mesela kutup ayısı. Kutup ayısı bilecik'te olur mu? Tabii ki olmaz. Adından belli zaten. Kutup ayısı kutuplarda yaşıyor. E biz bu hayvanı oradan çıkartamıyoruz. Alanı belli. Eğer kutup ayısı görmek istiyorsanız nereye gideceksiniz? Kutuplara gideceksiniz. Evet bu şekilde tek bir bölgede yani belli bir bölgede sınırları belli bir bölgede yaşayan bu canlılara çocuklar endemik canlı deniyor. Bakın bu önemli bir şey. Bunu size bilgi vermek amaçlı söyledim. Hani bunu bu kelimeyi çok duyarsanız endemik türler diye. Endemik tür sadece belli bir bölgede yaşayan türlerdir. Şimdi ülkemizden bakalım endemik hangi canlılar varmış? Evet ülkemizdeki endemik canlılar. Önce bitkiler çocuklar. Mesela Kapadokya soğanı Sadece bu soğan Kapadokya'da bulunuyor. Başka hiçbir yerde olmuyor. Van ters lalesi. Evet laleyi hepiniz biliyorsunuz. Bu lalenin ters hali yani dalında tersmiş gibi duruyor çocuklar. Ve sadece Van'da yetişiyor bu lale. Evet sevgi çiçeği var. Sevgi çiçeği çocuklar Ankara civarında yetişiyor. Bu çocuklar bu bitkilerin görsellerine bilgisayarla internetinizden ulaşabilirsiniz. Hatta bakmanızı isterim. Gerçekten çok güzel türler. Anadolu karanfili. Bu karanfil türü de Batı ve Orta Anadolu'da yetişiyor. Yani bunlar endemik bitkiler. Sadece belli bölgelerde var. Mesela Kapadokya soğanı. Bize soğanı oradan alıp getirsek Bilecik'te yetişmiyor. Oraya özgü. O'ranın iklimine, oranın tabiatına uyum sağlamış bitkiler bunlar çocuklar. O yüzden zaten bu endemik canlıların yaşam alanları son derece dar. Dar olduğu için bunlara daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bunları başka bir yerde yaşatamıyoruz. O yüzden bulundukları yeri mutlaka koruma altına almak gerekiyor. Evet bunlar bitkilerimizdi. Bir de endemik hayvan türlerimiz var. Şimdi onlara bakalım. Evet Tiftik keçisi, Ankara tavşanı, Van kedisi, Kars çoban köpeği, Kangal köpeği, Sivas çocuklar bu. Denizli horozu Evet, bunlar da zaten isimlerini hep zaten bulundukları yerden almışlar. Sadece o bölgeye özgü hayvan türleri. Bunlar da sadece bulundukları bölgede yaşadıkları için bunlara da biz endemik hayvan türleri diyoruz. Bilim dünyasının bazı kolları doğa gözlemi yaparak pek çok bilgi elde eder. Bu bilgiler ışığında doğamızın geleceğiyle ilgili tahmin ve çalışmalar yaparlar. Bu tahminlerin en önemlisi su ile ilgilidir. Çevre kirliliğinin devam etmesi sonucunda dünyadaki su kaynaklarının tükenebileceği tahmin edilmektedir. Bu konuda insanlar uyarılmakta, su kaynaklarının korunması sağlanmaktadır. Evet çocuklar, suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü e, bilim artık gelecek hakkında gözlemler yaparak belli tahminler sunuyor. Ve bu tahminlerin içinde çocuklar bir gün susuz kalma tehlikemiz de var. O yüzden lütfen çocuklar olan suyumuza sahip çıkalım. Gereksiz yere musluklarımızı açık bırakmayalım. Yani suya mümkün olduğu kadar değer vermemiz gerekiyor. Çünkü içiyoruz. Yani insan susadığı zaman suyun kıymetini çok iyi anlıyor veya kirlendiği zaman suyun kıymetini çok iyi anlıyor. Su çok önemli. O yüzden lütfen sizler de suyumuza sahip çıkın çocuklar. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. 3. bölümü sizlere anlattım çocuklar insanın doğaya etkilerini anlattım sizlerden ricam lütfen bu nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanları e, bilgisayarlarınızdan arayın çocuklar lütfen bakın bu türlere bu bitkilere bakın olur da bir gün gittiğiniz yerlerde denk gelirseniz sizler de doğa adına bir şeyler yapabilirsiniz yani artık. Hepimiz doğa için bir şey yapabiliriz. İlla bilim insanlarının veya büyük insanların bir şeyler yapması gerekmiyor. Bizler de evlerimizde kendimizce aldığımız çok ufak tedbirlerle işte geri dönüşüme katkı sağlayarak, suyu tasarruflu kullanarak, elektriği tasarruflu kullanarak, elektrik de biliyorsunuz hidroelektrik santrallerde üretiliyordu. Yani suyla üretiliyordu bir kısmı. Bunlara sahip çıkarak doğaya çok fazla katkı sağlayabilirsiniz. Zaten çöplerinizi atmayın demiyorum. Yani sizler çok bilinçli çocuklarsınız. Çöpleri zaten doğaya atmayacağınızı biliyorsunuz. Ama farklı yollardan da doğaya katkı sağlayabilirsiniz. Evet bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Son bölümü de sizlere anlatacağım ve hayat bilgisi 6. ünite doğada hayatı bitireceğiz. Hayat bilgisinin bütün konularını bitirmiş olacak. Bu 3. bölümümüzdü. Bir bölümümüz kaldı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın çocuklar. Sevgiyle kalın.